Buyurun. Buyurun Adil Bey. Evet Adil Bey, tekrar hoş geldiniz kanalıma. Hoş bulduk. Bugün yoğun bir gün olacak ama daha da devamı gelecek. Arkadaşlar gene birlikteyiz, gene Adil'leyiz. Bugün bugün AMG'lerden gidiyoruz. Evet, bugün Almanlardan gidiyoruz aslında. Daha da devamı gelecek tamam, bunların. Gene Alman mı? Bugün otomobile doyacağız. Hatta otomobilden bıkar hale geleceğiz tamam. Diyeceğim ama Alman mı gene? Alman tabii ki tamam, de. Tamam, çok güzel. Tamam, bugün şu an yanımızda G var ama AMG G. En makbulü, bu çok makbuldür bunlar. Bu evet, bir de çift turbo bu. V8, 5.5 litre hacminde. Bu araba bayağı ikon oldu ya. 50 yıldır üretiliyor. 50'yi geçti hatta. Ama bayağı ikon oldu ve aynı kasayla üretiliyor. Ülkemizde de Hülya Avşar 5 üretmiştir biliyorsunuz. Hülya Avşar kasa denir. Bir de bu aracı ya çok seviyorlar evet, ya hiç sevmiyorlar. Hiç yani ortası evet. Yok. Evet. Seven seviyor, sevmeyen yani kesinlikle sevmiyor. Ben kararsız mesela bu arabada. Yani seviyor muyum, sevmiyor muyum mesela, hakikaten kararsız. Çünkü yol tutuşuyla ilgili bazı düşüncelerim var. İşte yani lastiklere bakalım. Michelin var üstünde. Okuyamıyorum ya. Aa, 275, 45, 20 var arkada. 20. Bu mat siyah çantlar da çok güzel bu arada. Ya AMG'nin birazcık şeyi tabii ki de. Diğer... Klasiği biraz. Klasik evet ya. Değil mi? Aynen. Ama güzel, ben seviyorum bu jantları. Egzozların detayları peki? İki tane sağdan, iki tane soldan çıkıyor. Normalinde standartında böyle çıkmıyor tabii. Çağla düşmeleri. Şimdi izleyiciler diyecek ki biraz kirletmişsiniz diye ama tabii bunun öncesinde birazcık gazladık. Tabii ama bu araba kirlensin normal kirlensin, ya. Kirlensin, kirletmek için getirdik tabii zaten buraya. Gel bakalım Çağla'cığım arkaya. Yani şu bak, şu bile AMG özel, paslanmaz çelik. AMG paketiyle özel geliyor. Ön tampon farklı. Hava girişleri falan çok daha geniş. Güzel yani, tipi zaten artık ikonik. Bir klasik. G. Klasik bir araç yani. Buyurun Çağla Hanım. Diskleri çekelim. Ben de söyleyeyim size diskler kaç milim. 375 önde, 330 arkada. Öndekiler ama 6 potlu. Bu araba zaten 2550 kilo. O evet, yüzden anca durdurur bu frenler. Anca durdurur. Hatta arka küçük bile duruyor yani. Hava kanallı frenler var. Ya tabii ki de bu araç hani kağıt üzerinde çok performanslı ama yani böyle performans ya da spor bir araç üretmemişler yani. Sadece şov yapıyorlar. Evet, neredeyse bir süper spor gücünde. Evet, bu güç ama... gövdesi başka bir şey değil yani. Buyurun geçelim. Geçelim Doğan Bey. Buyurun bu sefer ben geçeyim ya. Ayıp. Ayıp artık. Koltuklara bak ya. Capitone deniyor bunlara bak. Tabii. Güzel ama Capitone'ler. Şurada hemen AMG logoları. Şeyi çok seviyorum ama. Capitone dediğin. Capitone değil mi? Evet, çok, ben de. Çok klas duruyor. Gene bu otomobilde bolca karbon fiber aksesuar görüyoruz. Evet arkadaşlar, ortaya bakın. Aslında karbon fiberin şöyle hem hafif hem sağlam olması ama son yıllarda böyle dizayn içinde kullanılıyor. Aynen öyle. Şöyle gösterelim arkadaşlar içini de size. Burada böyle bir kapı cebi var. Burada yine karbon detaylar var. Çok yüksek değil. Değil. Normal böyle değil, basamakla. Tabii basamakla hop, kolaylaştı. Burada şık AMG yazıları. AMG'nin tık diye çıkıyorsun. AMG'nin bir de olmazsa olmazı Alcantara döşeme. Bak evet, Alcantara var tavanda. Full, hatta en sona kadar gidiyor. Arkası da böyle arkadaşlar bu arada. Şu Adil'in şapkası, ona takılmayın. Orta taraf böyle. Yine karbonlar var. Burada da diferansiyellerin kilitleri var. Evet. Süper. Hadi çıkalım o zaman. Bir ufak arazi yaparız. Ne kadar düşündün ya. Gereğini yapalım Adil. Adil Başkan. Hazır mıyız? Bunda ses iyi be. Bunda şanzımanda 3 tane mod bulunuyor. Başka mod yok aslında. Şey gibi. SLS gibi. SLS gibi tabii. Bunda sport, konfort ve manuel. Manuel modları bulunuyor. 3 tane mod bulunuyor. Biz tabii ki sporta alıyoruz. Sporttan vazgeçemiyoruz. Tabii. Bak bu ön diferansiyeli kilitliyor. Bu arka diferansiyeli. Pardon, orta diferansiyeli. Bu arka diferansiyeli. Bravo. Bu işi biliyorsun Doğan. Ama bu... Seviyorsun bu hayatı Doğan abi diyorlar. Çok komik. Çok hoşuma gidiyor. Ama kapıyı kapayın diyor önce. Bu kilitleme bak, sesi. Bir de şu güzel. Bak. Tabanca gibi. Bu kapıların sesi hep böyleydi yıllardır. Evet, ve hala böyle. Mi? Bildiğin. Bu ünlü bir çakmak vardı, neydi o onun? Şimdi marka vermiyor. Marka vermiyoruz. Zıplayayım. Garip bir oturma sürücü pozisyonu var değil mi? Kamyon gibi bak. Ama Doğancığım burada ayar yerleri var ha. Ayarlayabilirsin. Bu Mercedes'in şu kapıdaki ayar şeyi yansıtamıyorum ya. Çok seviyorum. Çok iyi. Bu yoldan geçmiyorlar değil mi diğer yolda? Bu yoldan mı geçiyorlar? Bu yoldan geçiyorlar. Ha güzel. Ama biz arazinin şuraya gireceğiz. Orta kısmında durursak. Bak çağları çekim. Şayet. Aa geliyor. Şöyle biz kaçalım hemen. Değil mi? Tabii.
böyle. Yolları. Biz de girdik araziye. Canlı yayında mıyız? Canlı canlı, bizim sıkıntı yok abi hiç. Bizde kesme yok. Doğal. Bizde... Vay be. Baksana her yere çıkar böyle ya. Çok güzel değil mi? Güzel. Bu arada arkadaşlar bunun bu G63. Bir de G65'i var. O araba 1000 Nm. Ne alabiliyor musun yani? 1000 Nm ne ya? Uçağı çekersin herhalde değil mi? Boeing falan. Rahat çekersin. Birkaç tane bağlarsın arkaya. Tren gibi vagon, vagon niyetine çekersin. 20 jantlara rağmen acayip konforlu arazide. Ya abi yanakları tabii ki de ona göre biraz daha geniş. Baksana ya. Üst süspansiyonlar yeter zaten. Tamamen konfora göre dizayn edilmiş. Sen her ne kadar spor modunda kullansan da... Bir şey olmaz. Tabii. Sana ya. Bak bak, sanki normal düz yolda gidiyormuşuz bak, gibi yani. Hakikaten öyle ben. Bu arada G63 AMG'yi de fazla araziye sokan yoktur herhalde. Bizden başka. Zannetmem. Değil ama mi? Test için lastiği, şey yapıyoruz. Test yoksa tabii ki de arazide mesela ne işimiz bak, var yani. Şöyle. Gayet rahat. Gidebilirsiniz arkadaşlar bu arabayla. Tank niyetine de alınabilir. Tank ya bildiğin. Ha, normal yolda asfalt üzerinde yol tutuşu biraz kötü. Ama işte böyle yollarda baksana abi yani sanki normal bir otobanda gidiyormuşsun gibi ya. Hakikaten öyle ya. Ya ben de ilk defa biniyorum. Sayende. Yürüyor ya. Ne demek adilim her zaman ya. Yolun her zaman. Tamam tamam çıkmıyorum. Her zaman. Her zaman. Bence buradan geri dönelim araziden. Yola mı çıkalım? Bence bir yola çıkalım ya ufaktan. Bir bakalım yolda. Yoluna bir bakalım. Bir frenlerini merak ediyorum ama. Baksana biraz. Ha, ben normali kullandım bu arada. Normal G'yi. G350 idi sanırım. Hatta bu sene kullandım. Testini çekmedim gerçi ama. Biraz çamuru bir atsın. Mesela buna göre çok daha fazla yatıyordu. Bu çok daha az yatıyor. Bayağı. Öyle mi? Yatınca tabii bayağı koy. Bu şu anda normal öyle söyleyeyim sana. Ben sana bir şey söyleyeyim. 2,5 tonluk bir araç. Birçok markanın duruyor be. Çok iyi be. Duruyor yani. Yani birçok markanın hot hatch sınıfındaki araçlardan daha hızlı. Evet. İvmeleniyor ve daha iyi duruyor. Evet. Ben ilk defa GAMG kullanıyorum. İyi de yol tutuyor söyleyeyim sana. Güzel. Ben kullanmak istemiyorum Doğancığım. Tarzım değil. Fark ediyorum seni evet. Fark yani. Ediyorum. Ben jipi gördüm mü direkt sağ koltuk benim şey tarzım. Çağla mı o? Çağla. Merhaba Çağla. Sesi bu arada o kadar etkileyici değil. Ama güzel. Bence çok güzel. Güzel ama öyle şimdi iyi bir yaklaşık var. Tabii senisten indik arkadaşlar. Çok affedersiniz. Belki o yüzden ondan böyle geliyor olabilir. Bu araba 2014 bu arada. Bir de sabahtan beri yarış otomobilleriyle de test yapıyoruz. Evet, içli dışlıyız. İçli dışlıyız. O yüzden bunun gürültüsü az geldi. Şurada ne yapar? Abi. Baksana abi. Tatlısyonda gidiyormuşsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok acayip. 60-80 falan gidiyoruz yani. Kim yaptıysa eline sağlık. Mühendisin. Vallahi eline sağlık. Ya. Biz yarış otomobiliyle bu yolu kullandık. Seke seke gittik. Baksana. Çok iyi değil mi abi? Çok iyi. Hemen ben de arkasından yapıştırayım. Ama izleyicilerimiz görmesin sürprizimizi. Tabii. Sürprizi fazla gözlemleyelim. Sonra saklıyoruz. Sonunda aynen. Nasıl Doğan peki? Otomobilin... Baksana ya. Şanzıman falan geçişleri de güzel. Şanzıman güzel. Zaten çift kavrama. Baksana. Allah. Biraz korkutuyor ilk başta ama dönüyor. Yok yani. Dönüyor. Ağzım açamıyorum. Bakıyorsun dönüyor da yani enteresan. Yani çok açık ve net söylemem gerekirse Mercedes'e karşı son yıllarda biraz ön yargım vardı. Hı-hı. Ama saygınlığımı kazandı. Şu an kazandı değil mi?
Abi gerçekten etkileyici ya. Ya bu böyle bir cüssedeki otomobilin, bu karakterdeki bir otomobilin böyle şeyler kabiliyetli olması. Bu kadar yerden, ağırlık merkezinin bu kadar yerden yüksek olmasına yüksek rağmen olması. Böyle yol tutması enteresan. Çok şaşırtıyor, oldukça şaşırtıyor. Ne yapalım, düz duvara tırmanalım mı acaba? Şuraya tırmanalım, bırakalım bence. Dur bakayım. Şöyle. Bunda şu an kış lastiği var. Batmaz diye düşünüyorum. Ya batmaz ya. Işık da şöyle. Gel güzel bir fotoğraf çekelim, bitirelim. Tamam ya, bir kapanışı güzel yapalım. Bir kapanış yapalım. Daha sırada arabalar bekliyor arkadaşlar. Vaktimiz kısıtlı. Ama ben şu anda G beni etkilemeye başladı. Yani G'ye çok sempatik bakmıyordum açıkçası. Ama şu anda tırmandığımız yer eğimli bir yer. Bu güzel açı böyle bence. Güzel. Böyle kalalım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. P'ye de aldık. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki araçta görüşürüz. Daha iyi şeyler gelecek. Hoşçakalın. Kapanışı yapmayacak mıyız dışarıda? Dışarıda mı yapalım? Tabii dışarıda yapalım. Ya. Tırmandığımız yeri bir görsün. Tamam hadi. Hadi gel. Tabii burası bu araba için hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey değil yani. Arkadaşlar görüşürüz. Biz biraz daha tırmanırız belki. Bakarız duruma göre. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu adama teşekkür edin. Instagram'da falan DM atın. Yürüyün, yürüyün. Yürümeniz lazım. Kapat canım, kapat. Kesinlikle ben kararsızım mesela bu arabada. Yani seviyor muyum, sevmiyor muyum mesela, hakikaten kararsızım. Çünkü yol tutuşuyla ilgili bazı düşüncelerim var. İşte zaten alamayacaksın. Troll var ya, troll var ya. Çağla şuraya Instagram adresini yazayım ben seni. Tamam, bundan sonra trolleme videoları. Allah kahretmesin. Gel. Yaklaş Çağla'cığım, yaklaş. Bak çek. Ne güzel araba. Görüyor musun? Çek.